Video var. Bu ülkede birilerinin canı öldükten sonra kıymetle biliyor. Şikayet edin bu devlet. Ya bunlar nedirler? Muhtemelen şikayet edin. Ben hiçbir tanesi yapmayayım. 8 katlı binadır. Komple ağır hasarlıdır. O da yıkılsa çocuklarımız altında kalacak. Hepimizin ölmesini mi bekliyorlar burayı yıkmak için? Neyi bekliyorsunuz? Biz kolajımız gibi... bozulmuş. Gece gündüz yatamıyoruz. Bu bina... Allah'tan başka kimseden korkmuyorum ben. Yani bu bina kim? Binada seslerin geldiğini söylüyorlardı zaten. Yetkili mercilere bildirmelerine rağmen, yani mahallenin diline söylüyor. Yani herhangi bir müdahale olmadı ta ki bu yıkılana kadar. İlla ki insanların mı ölmesi gerekiyor? Binada sesler geliyordu ve şu sıra gördüğünüz şu sıra komple hasarlı. Bunlar da aynı şekilde risk teşkil ediyor. Yani bir an önce yetkililerin bu işe el atmalarını istiyoruz. Yoksa Allah muhafaza bu seferin iyi şansı olmayabiliriz. Mahalleli kendi aralarından konuşurken muhtara haber veriyorlardı. Sanki telefon görüşmesi falan yapılıyordu. Ama binada ses çıkıyordu. Binada ses geliyordu, evet. Aynı şekilde şu sırada ve bu mahallede birçok bunun gibi evler var. Evet. Yani kim, ne muhtar, ne devlet, kimse sahip çıkmıyor bize. Aa, şimdi bak bu ağır hasarlı bina, bizimki bir şey yoktu. O nasıl çıktı? Bizim daire çarptı. Ay işte bizimki de yıkmak üzerede. Daha önce zaten bu 1-2 aydır sürekli böyle sesler geliyor. Biz önlem almak için sürekli muhtarı olsun, çevre şehirciliği olsun. Hepsini arıyorduk. Hiçbir şekilde hiç kimse ilgilenmiyordu. Bugün de işte sabah 12 civarıydı. Biz evde oturuyorduk işte. Taşlar inmeye başladı birkaç tane. Biz evden çıktık, evi boşalttık. Muhtarı falan aradık. Gene sorun yok, sıkıntı yok falan dendi. Hiçbir şekilde kimse müdahale etmedi. Yıkıldıktan sonra geldiler zaten. Binamız mühürlendi bizimle. Arasar verilmişti. Bizim bina zaten az hasarlıydı. Arasarları boşalttılar. Ama orada yaşayanlar işte kapı pencereleri falan çıkarmak için eve gelip balyozlarla vurmuşlar. Hepimiz mağduruz. Hiç kimse çözüm hakkında hiçbir şey konuşmuyor, hiçbir şey söylemiyorlar. Bu insanlar nerede kalacak, geceyi nerede sabahlayacaklar? Hiçbir şekilde hiç kimse bir şey söylemiyor. Sesimizi duyurmaya çalıştıkça bizi susturmaya çalışıyor. Evimiz zaten gitti ve kalacak bir yer insan ister. Ne bileyim, hiçbir şekilde hiç kimse bir şey söylemiyor, bir şey denmiyor bize. Çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Saat 1:30 gibiydi, kahvaltı yapıyordum. Kızımı okuldan aldım, yiyordum. Komşum geldi, bina düşüyor diye, boşaltın diye indik. Biz binayı boşalttık, evine baktık, taşlar düşüyor. Taşlar düşüyor, biz buraya geldik. Yetkilileri aradık, hiç kimse yok. Muhtar hiç yok. Muhtar hiç yok. Komşumun eşi, yani ona bilgi veriyor. Bina böyle diyor, Rab suratına kapatıyor. Bunu yapan da muhtar. Çevre şehirciliğini arıyoruz, hiç cevap verilmiyor. Belediyede çalışan iki eleman vardı burada. Onlar bile aramalarına rağmen geri dönüş olmadı. Zabıta geldi, şerit çekildi, bina muhtar aşağı geldi. Düştü. O anda oldu, muhtar geldi. Komşum dedi ki sen neredesin muhtar diye bağırdı. Ben buradayım dedi. Hayır burada değilsin dedi. Hiçbir şey söyleyemezsin. Biz burada tek başımıza insanları koruduk. Kaçın, gelmeyin, gitmeyin, bina düşüyor diye dememizle bina aşağı düştü. Ben şikayetçiyim. Ben hakkımı da sonuna kadar savunuyorum. Benim hakkım onlara kalmasın. Ben şu an binaya giremiyorum. 3 gün önce bunlar geldi baktı. 3 gün evet, önce. Evet, 3 gün önce çevre şehircilik beraber bir dakika. 3 kişiyle beraber mahalleyi turlamışlar. Binanın tehlikeli olmasını bildikleri evet. Halde biliyordular. Önlemini almadı, bizi boşaltmadı, kapattırmadı ve bu korkuyu bize yaşattılar. Ben o korkuyu 6 Şubat depremin tekrar kokusunu yaşadım. Değil eşya, ben o korkuyla kıyamet burada zaten koptu. Ben her şey yerle bir oldu sandım. Ama elimizden gelenle çoluk çocuğu ayırmak, uzaklaştırmak bu. Gittik ama şu an giremiyoruz. Mühürlü. Bizim dilekçelerimiz var çevre şehircilikte. Öğrendik ki hepsi çöpe gitmiş. Hiçbir şekilde gelip önlem alınmadı. Biz o bina için sürekli gittik, sürekli şikayet ettik. Bütün bina imza topladık. Herkes dilekçe verdi. Herkes kendi evinin üzerine gitti. Ama yok. Hasar vurdular ama ikinci kata girdiğiniz zaman orta hasarlıydı. İlgilenmediler, bakmadılar. Yani önlemini alsaydı şu an biz o korkuları yaşamıyorduk.
Ömrünü yani yaşamıyorduk. Yani ben eşyayı, anladım. Evi de geçtim ben. O korkuyu kendime ve çocuğuma yaşattılar bana. Ya bu sene, yani. Bir sene deprem olmuş. Her gün o taşları görüyorum ben. Ve her gün ufak ufak düşüyor. Her gün ufak ufak düşüyor. En son ben de birinci kata. Benim evim kurtulmuş. Ben kurtarıldım. Ama gitti, bizim ev gitti. Niye? Üç gün önce geldiler. Ömrünü alsaydılar. Biz muhtarda şikayetçiyiz.